Herkese merhabalar ve günaydınlar. Evet, artık sabah video çekmeye başladım. Mudrunner'da biraz online, yani Twitch'te ilerledim yeni haritada. Çok da ilerlediğim söylenemez. Aslında bir önceki haritayı bitirdim, yani 3 numaralı haritayı bitirdim. 4 numaralı haritada da biraz böyle bir bakayım ne gibi kamyonlar var, ne gibi zorluklar yaşıyoruz diye şöyle bir giriş yaptım. Şimdi bir YouTube için tekrardan video çekmek istiyorum. Haritamız bu. Şurada başlıyoruz. Garaj bölümünde. B66. Ben bu kendi kamyonlarımı seçtim bu sefer. Şeyin, oyunun bize sunduğu kamyonlarla başlamak istemedim. B66 ve C260 ile başladım ki C260'ı kesinlikle ve kesinlikle tavsiye ederim herkese. Yeni bir B66 bulduk burada. Şimdi amacım şuradaki garajı açmak. Şu garajı bir unlocked etmek. Önce bir buradaki haritanın, yani en azından bu kısmındaki görevi bitirelim. Sonra şu bu watchpoint'i açmak. Bu harita biraz büyük. Diğer haritalara nazaran bayağı büyük. Şurada bir lumber mill var. Burada aşağıda bir lumber mill var. Bir dakika, Lülü klavyede tuşlara basıyor. Lumber mill var. Aşağıda şurada lumber mill var. Bunun burada olması gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Çünkü şeyler, log station'lar çok yukarıda. İkisini yan yana koymuşlar. Burada bir garaj var. Burada bir garaj var. Bir sürü watch point var. Lumber Mill'in biri burada. Bu kolay Lumber Mill en azından. Şuradan, yani harita üzerinde kolay gözüküyor da tabii yol zorluğunu bilmiyoruz. Sonuçta şu yol daha belki de akıcı bir şekilde gidiyor. Gerçi karşıya nereden geçeceğiz onu da bilmiyoruz. Watch point'leri göremediğimiz için. Şu yoldan mı geçeceğiz? Şu yoldan mı geçeceğiz? Nereden geçeceğiz? Hiçbir fikrimiz yok. Benim tahminim şuradaki yol. Çünkü sanki burası birazcık daralıyor gibi. O yüzden buradan geçmek sanki daha mantıklı. İlk bu yolu deneyeceğim zaten, ama oraya nasıl gideceğim? Tabii o da başka bir zorluk. O yüzden önce kolay olanı yapmak istedim. Şu watch point'i açacağım, şu garajı açacağım. Ondan sonra yapabilirsem buradaki, önce şu bölgeyi açayım çünkü log station'lar burada. Bu bölgeyi açarsam hem burada full station var hem garaj var. Bu garajı da açarım. Şuradan hızlıca oraya sevkiyat yapabilirim. Evet, o şekilde bu haritanın hikayesi de devam edecek. Şimdi B66 ile bu zorlu yollarda ilerlemeye çalışıyorum. Fakat B66, yani bildiğiniz gibi, çok da güçlü bir araç değil. O yüzden bizi çok zorlayacak. Ben hiç kullanmak istemiyorum açıkçası. Yani koyacağım arkasına yakıt tanklarını, park edeceğim bir yere. Yani B66'yı alıp hani garaj parçası taşıyacağım, ama C260'la iki kere sevkiyat yaparım. Daha mantıklı geliyor bana en azından. Devrilecek mi? Kaldı burada. Kalma. Kalmazsın sen. Kaldı. Hangi ağaç? Şu ağaç mı? Şu ağaç. Şu ağaca çıkalım. Ha, bir de şey de yapabiliriz. Kurtarma görevlerine de götürebiliriz. Evet, kurtarma görevleri de olabilir. Zaten az yakıt yakıyor. Her yere rahatlıkla gider diye düşünüyorum. Göreceğiz bakalım. Önce şu garajı bir açalım da. Şu an birinci problemimiz, yani birinci hedefimiz garajı açmak. Daha sonra aşağıdaki watch point'i açmak. Bu kamyonla yine gider watch point'i açarım. Herhalde bir sıkıntı çıkarmaz oraya kadar. Burada yol gözükmüyor ama garajın yerini işaretleyeyim en azından. Şimdi ağaçlara yakın bir yerden geçmem lazım. Şöyle bir geçiş yapayım o zaman. Bu arabaya hiç güvenemiyorum. Yani güvensem çamura direkt girerim, ama hiç güvenemiyorum. Gerçi buradaki çamur sanki biraz kurumuş gibi. Biraz rahat hareket ediyorum burada. Şimdi yavaşladı.
Watchpoint bayrağını görebilecek miyim diye bakıyorum ama yok, hiçbir şey gözükmüyor. Tamam, zaten şu sağdaki yoldan gideceğim galiba. Bu yoldan gideceğim oraya. Watchpoint'e, öyle tahmin ediyorum. Yine bir haritaya bakmak lazım tabi. Şu kamyonu bir teslim edelim de. Bu farları da belli olmuyor. Biz de ne gömdük kamyonu yalnız ha. Yani bir puan mı? Yapma ya. Bir puan olmasın. Evet. Şuradan yol varmış. Şuradan yol varmış. Hedefimiz şurası. Ha bak, evet, orası bir yolmuş. Tamam. Oradan gidebilirim ben. Orası bir yolmuş. O watchpoint'i açıp buraya geri geleceğiz. Birini benzin aracı yaparım. Diğerini de tamir. Gerçi şu ana kadar hiç tamire ihtiyacım olmadı. Hiç yani. Bir kere bile tamire ihtiyacım olmadı. Belki ikisini de benzin yaparız. Çok da uzakta gözükmüyor ama. Yollar kötü. Bildiğin ormana girdik yani. Şu an ormandayım. Hatta daha da sıklaşıyor orman. Niye yol yok burada? Yol çizmişti ama. Yaklaşamadım da hiç. Nasıl gitsek ki? Yani böyle ormanın içinden gitmek de pek verimli değil. Eninde sonunda bir ağaç çıkacak önüme. Geçemeyeceğim. Oo, çıktı bile. Çıktı bile ya. Bende de ne hayırlı bir ağız varmış. Belki şu tarafta yol vardır diye bir şansımı denemeye gidiyorum. Evet, burası birazcık daha geniş. Burası eskiden yolmuş. Oha, harbiden eskiden yolmuş ha. Kullanmaya kullanmaya ot çıkmış, ağaç çıkmış. Ne kadar yaklaştık? İşte. Çok da yaklaştığımız söylenemez. Ben galiba bu kurbağalı deriden, sazlıktan doğru gideceğim. Çünkü oraya giden başka bir yol gözükmüyor. Yani ben görmüyorum en azından. Haritayı açınca zaten yol yordam gözükeceği için dönüşümüz en azından daha kolay olacağını düşünüyorum. Yalnız var ya, kamyona o kadar laf attım ama küçük olduğu için diğer kamyonuma oranla küçük olduğu için buralardan daha kolay geçiyor. C260 buralardan geçemez yani, imkanı yok. Evet, gelmişiz bu arada. Ama buradan nasıl geçeceğiz? Hadi. Acaba bir abi, hiçbir şey gözükmüyor. Evet. Şöyle. Hadi o ağacın etrafından geç. Denizin ortası mıymış bu ya? Şey, gölün pardon. Şaka gibi, vallahi şaka gibi. Şunu bırak.
Heh, tamam dur şimdi bakalım neymiş buranın hikayesi. Evet, Görenanuki hakikaten çok da yol yok yani. Bir şekilde şuraya geri dönüp şöyle çıkmaya çalışacağım. Hiç araç da çıkmadı. Tamamen bize fuzuli iş yani. Başka hiçbir şey değil. Ben buradan nasıl çıkacağım şimdi? Nehir tarafından çıkayım. Çok batmadan suya. Ha o şey varmış ya. El freni varmış. Ulan diyorum nasıl zorlanıyor burada? Çok mu derin acaba göl de? Yok değilmiş. Nehirden çıkacağız. Böyle gideceğiz nehirden. Nehir boyunca. Ağaçlara takılmaktansa en azından nehir kenarı ağaçlık olduğu için şey yaparız, kendimizi kurtarırız yani. Batsak bile kendimizi kurtarırız. Oo, hızlandı bile. Bakalım tekrardan haritaya. Evet, sol tarafta ince bir yol gözüküyor. Buranın solunda. Ben ışığımı niye yakmıyorum? Evet, tam sanki buranın karşısında yol var gibi. Emin de olamıyorum ama. Yani bir yola çıkıyor gibi burası. Evet, bir yere çıktık hakikaten. Tamam, buradan daha garaja gideriz artık ya. Yani burası ince bir yol gibi bir şey herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Bu istikamette, evet, aynen bu istikamette gidersem. Ama hakikaten yani açtığım en kötü watchpointlerden birisiydi. Bari bir trak mırak bir şey verseydi. Hem hiçbir şey vermedi hem de sırf ağaçların içine soktu bizi. Tamam kurtardık. Evet şimdi iki araç daha getireceğiz. Burayı açtık mı zaten benzin meselesini de halledeceğiz. Şöyle bunlardan bir tanesine herhalde bir benzin tankeri, yakıt tankeri takarım. İki tane var bu kamyondan. Diğerini ne yapacağım bilmiyorum. Şimdilik şunu da şuraya park edeyim. Oo, dur bakayım. Evet, şöyle park et bakayım şunu. Güzel. Bununla işimiz bitti. Şimdi C260 zaten yakında. Diğer B66'ya geçiyorum. Bu şu an iki tane taşıyor ama benim oraya bir tane götürmem gerekiyor. Şimdi bu tent dursun da. Tent 1 zaten. Bunu çıkartayım. Artık çünkü ben başta 2-2 hesaplamıştım ama 1 götürdüğüm için bunu tek başına götürsem yeter. Umarım götürebiliriz tabii ya. Buralarda birazcık böyle şeydi, çamur. Tehlikeliydi. Sonra açılıyor ama buralarda biraz tehlikeli.
Aslında yani haritaları güzel yapıyorlar, değişik yapıyorlar en azından. Özellikleri oluyor. Fakat keşke yani odun sadece odun taşıma görevi olmasa, yani daha farklı görevler de bulunsa çok daha güzel oynanabilitesi artabilir diye düşünüyorum. Ne bileyim, bir kere de taş taşıyalım yani. Tamam, aynı şey ama taş taşıyalım. Açık vagon olsun, içi kayalarla dolu olsun. Ne bileyim, mermer taşıyalım. İşte kum taşıyalım. Yani değişiklik olsun. Hep aynı odun odun odun. Odun olduk ya. Tamam, ağaçların içindeyiz, doğru. Ne bileyim, gaz taşıyalım. Benzin taşıyalım, değil mi? Bir yerin belki yakıta ihtiyacı var. Full station'dan alıp alıp gidip taşıyalım. Mesela Spirit Tires, bundan sonra yani bunun haritalarını bitirdikten sonra Spirit Tires'a geçeceğim. Spirit Tires'ta farklı bir görev varmış. Bir tane köye yardım ediyormuşuz. Ama tabii o köye yardım da odunlaysa bilemeyeceğim yani. Demek ki oyun odun üzerine kurulmuş. Burası biraz tehlikeli bir yer ve ben direkt ortadan girdim. Çok yanlış yaptım. Şöyle birazcık, hiç ağaç yok, bir şey yok çünkü. Yaklaştık mı biz diğer kamyona? Yok, daha henüz yaklaşamamışız bile. Toplam 640 metre yolumuz var. Daha 300 metre gelmişiz. Bu 300 metrenin üzerine 640 daha gideceğiz. Yani 940-930 gibi varmış olacağız. Ona göre hesap edebiliriz yolumuzun ne kadar kaldığını. Bak, buralarda mesela bu kamyon hiç gitmiyor ki. Arkasındaki ağırlık çok da ağır değil. Ama işte C230, of diyorum size. Yani gerçekten şu ana kadar 4 tane haritadaki oynadığım en iyi kamyon. Tabii belki daha da iyisi vardır yani. Yok değildir ama şu ana kadarki beğendiğim kamyonlar arasındaki en iyisi o yani. Her haritaya C260 ile başlamayı düşünüyorum. Bu B serileri herhalde böyle hırdavat taşımak için, yakıt taşımak için tasarlanmış küçük kamyonlar. Ama işte böyle küçük kamyonlar ya, böyle küçük çamurlarda bile sorun çıkarıyorlar. Hani alsan mı, almasan mı? Tabii şimdi harita açmak için araba almadığımdan ben o işe yarayabilirler. Harita açma işine. Mesela o C260, o ormanlık yolda oraya gidemezdim. Çok büyük çünkü kamyon. Bu arada biz hala daha bir düzlüğe çıkamadık. Hala yavaş yavaş ilerliyoruz. Ha gayret. Heh, nasıl zıplıyor? Üçüncü vitesi atmış. Ha, burası düzlük, tamam. Şurada kurtardık biraz. Ha gayret, oraya bir çıkabilirsem hızlanacağım. Oh be. Tamam, şimdi biraz hızlanabiliriz. Zaten mesafe de az kalmış. 300-330 metre falan kalmış.
200 metre kaldı. Artık metre sayıyoruz. Evet, zorlu bir nehire daha geldim. Şöyle ağaçları yakın neresi var? Şuradan yine kenardan geçeceğim ben burayı. Oyuna ilk başladığımda mesela kamyonlar hakkında pek bir bilgim yoktu. Böyle, ulan hangisini alsam, ne alsam, ne etsem falan. Haritada sürekli kamyon çıkıyor. İlk haritalarda özellikle. İkişer ikişer, üçer üçer kamyonlar çıkıyor böyle. Watchpointleri açtığımız zaman. Kamyonları tanıyoruz. Ne iyiymiş, ne kötüymüş anlıyorum. Şimdi mesela daha bir bilgi sahibi oldum. O yüzden hani böyle oyuna ilk başladığınız, atıyorum, oyuna ilk başladığınız hemen böyle en iyi kamyon hangisi demeyin bence. Çünkü ben de internete baktım. Kesin bir bilgi gerçekten yok. Ama mesela C serisini işte odun taşımak için iyi buluyorlar. İşte B serisi yakıt hırdavat taşımak için iyi buluyorlar. Çünkü küçük zaten kamyon. Bunda odun taşırsanız yandınız yani. Ama C serisinde 250'leri sevenler var. 260'ı çok göremedim açıkçası. 260'ı bir ben sevmişim. Şimdi 260'a geçiyoruz. Ve son sevkiyatımızı yaparak haritanın en azından alt bölümünü bitirmiş oluyoruz. Evet, ikinci kamyonumuzu da park ettik. Şimdi C260 ile şuradan şöyle bir çıkış yapacağız. Evet. Kaç metre dedi? 300 metre. Bir şey değil. Motorun sesine bakar mısınız ya? Çok güzel, çok. Yani böyle tok bir sesi yok mu? Lastikleri de bayağı kalın zaten. Normal C'lere göre. Lastikleri çok kalın. Traktör lastiği gibi resmen. Yalnız çıkardı. Egzoz dumanını görüyor musunuz? Bütün şu güzelim oksijeni katletti resmen ya. Işığı açmıyormuşum. Burada herhalde 4 çekere geçeceğiz çünkü yokuş var. Bu arada çok fazla 4 çeker kullanmanızı tavsiye etmem. Biliyorum birkaç video öncesinde lan niye 4 çeker kullanmıyormuşum falan dedim. Ama öyle bir yakıt yiyor ki o 4 çekerler. Yani yolda kalmak için sanki şey yapmışsınız gibi böyle. Kendi ellerinizle yolda kalmayı kendinize and içmişsiniz gibi ya, yolda kalacağım. Yani o kadar kısa mesafede depoyu yarımlıyor ki hiç fark etmiyorsunuz bile. Bir de bu sefer yakıtla uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Şöyle bunun ortadan bir geçeyim bakayım. Bu kamyona güveniyorum çünkü. Evet, bu garajı açtığımız zaman bir tanesini yakıt tankeri yapacağız. B66'nın. Bilmiyorum işe yarar mı? Şu ana kadar yakıt tankeri de hiç kullanmadım. İhtiyacım olmadı. Ama bu harita inanılmaz büyük diğer haritalara kıyasla. O yüzden muhtemelen yakıt tankerine ihtiyacım olacak. Hatta belki de iki tane spota yakıt tankeri dikeceğim ki çünkü hani bir yerden bir yere yakıt tankeriyle de yol gitmeyeyim diye. Mesela örnek gösteriyorum. Şimdi şurası Lumbermere. Buraya odun getireceğiz. Nereden odun getireceğiz? Atıyorum. Şuradan odun getireceksek ki galiba tek geçiş yeri şurası. Şurada bir köprü yoksa şayet. Mesela şuraya bir tane dikeriz.
Şuraya ortaya da bir tane dikeriz. Buralardan geçerken yakıt alırım. Gerçi orada bir de full station varmış ama olsun. Evet, garajımızı açtık. İşte bu kadar. Burayı da açtık. Burası bitti. Şimdi tabii ki log carrier takacağız mecbur. Ama log carrier takacağız da yani şöyle bir sıkıntı var. Log station nerede? Log station. Log station yok. Log station yok. Log carrier taksam bile ben önce şey yapayım. Önce bununla uğraşmayayım. B66'yı alayım. Ama önce bir onu park edip istop etmem lazım. Evet, sen burada dur bakayım. Şimdi gel bakayım B66. Küçücük de motoru var avuç gibi ya. Şimdi sana bir yakıt tankeri takacağız. Evet, nasıl bir yakıt tankeri takıyoruz? Tabii ki böyle bir şey değil. 900 litre benzin alıyormuş. Bak bu ne alıyormuş? 400 litre benzin alıyormuş ama aynı zamanda repair de alıyormuş. Bu da mantıklı aslında. Bu 600 alıyormuş. Vallahi en mantıklısı açıkçası şu. 400 litre benzin, 200 de repair alıyormuş. Hatta garaj içinde 1 puan alıyormuş. Benzin tabii ki yok içinde şu an. Ama diğerine de aynı parçadan koyacağım için şimdi nereye gidiyoruz? Tabi asıl mesele bu. Gideceğimiz yer full station. Önce bir yakıt almam gerekiyor bu araca. Yakıtını aldıktan sonra şu istikamette gideceğiz. Şu istikamette gideceğiz. Şuradan yukarı döneceğiz. Önce bir buradan geçiş var mı ona bakacağım. Eğer buradan geçiş yoksa geri döneceğim bütün yolu. Belki şu içerilerden yok, hiç yol var gibi gözükmeyecek. Aa, nehir kenarında yol var ama sanki. Belki nehir kenarından giderim. Ne, şuralarda yine yol yok. Yani benim bir şekilde şuraya çıkmam lazım. Bakın şurası bir yol. Şurası bir yol. Şurası. Ama şu nehiri geçemem. Çok büyük bir nehir. Yani şöyle bir şekilde geçip neyse oraya gidince belli olur. Çünkü şimdi ağaçlardan aslında çok da bir şey belli olmuyor. Belki de şurada çok ince bir patika var. O patikadan geçeceğiz ama bakın burada bir yol var yani belli. Ama şuraya kadar var yani. Şurası yok. Onu şuraya gidince onu göreceğiz. Ak koyun, kara koyun belli olacak. Evet, o zaman oraya gittiğimizde bakalım oradan devam edelim. Ben şimdi dediğim gibi yakıtı alıp oraya gideyim şuraya. Bakayım ne gibi bir sürprizle karşılaşacağım. Evet, haritada işaretlediğimiz noktaya geldik. Pek de durum iç açıcı gözükmüyor. Bildiğiniz ortada bir nehir geçiyor. Yani bildiğiniz nehir geçiyor. Evet. Biraz araştırmadan sonra nehri geçile bilir olduğu bazı noktalar varmış. Bu noktaları görmek için haritaya zoomlamanız gerekiyor. Bakın buralarda yokmuş. Şu kırmızı noktaları görüyor musunuz? Bu kırmızı noktalar nehrin bazı bölgelerinin geçilebilir olduğunu gösteriyor. Mesela şurası. Hatta şöyle de anlayabilirsiniz bunu. Bakın haritada bazı yerler daha açık
bir renkte. Bazı yerler daha koyu bir renkte. Mesela bakın burada da var. İşte şu istikamette mesela geçilebiliyormuş. Burada şöyle yapmamız gerekiyor. Mesela şu adaya geçeceğim diyelim. Geldim buraya. Çok ince çizgilerle bütün yolu çizmem gerekiyor. Aynen şu şekilde ve bu çizgiyi tamamen takip etmem gerekiyor. Bakalım öğrendiklerimiz ne kadar işimize yarayacak? Bir testini yapalım. Çünkü ileride bir tane harita var ve bu harita direkt nehirlerden oluşuyor. Ben herhalde bir nehri geçmek için bir vasıta olur diye düşünüyordum ama öyle bir şey yokmuş. Nehri bu şekilde geçeceğiz. Sığ yerlerini tespit edip o sığ yerlerinden geçiş yapmaya çalışacağız. Şimdi buranın sığ yeri güya burası. Bakalım nasıl geçebileceğiz. Tabii ben biraz da küçük kıytırık bir kamyonla geçmeye çalışıyorum. Aslında büyük bir kamyonla geçmek buraları daha mantıklı. Bak gördünüz mü? Şu an çok da şey yapmıyor. Suya gömülmüyor. Evet, aynen bu şekilde. Tabii büyük kamyonlarla daha da kolay olur. Çünkü büyük kamyon hem motor gücü yüksek hem de kendisi daha yüksekte olduğu için daha özellikleri mesela büyük lastiklik o bazı kamyonlar var. Onlarla çok daha rahat geçilir buralar. Biz yine takıldık şeye. Ama tabii çok çok uğraştıracak, çok zorlayacak. Çünkü yani şuraya ben Lumber taşıyacağım ama en azından şu yoldan taşıyacağım. Onu öğrenmiş oldum. Buraya Lumber taşıyacağım. Ya da atıyorum şuradan belki geçer. Şöyle geçer taşırız. Bakın burası Lumber Mill'miş. Hatta ben bunu burada bırakıp şuradaki C66 ile de şey yapabilirim ya. Gidebilirim. Hem şu Watchpoint'i hem garajı hem Watchpoint'i bu ikisini birden açarım. Daha sonra da bununla şu karşı tarafa şuraya geçişim ya da şimdi yaparım bilmiyorum. Neyse gördünüz nasıl karşıya geçiliyor onu da öğrendiniz. Video yine çok uzun oldu. Ama hani durun bakayım ya diğer tarafa da bir geçmeyi belki burada şansımız mı yaver gitti. Görmek istiyorum. Ya bu ada da ne kadar kötü bir adaymış böyle. Bu kadar kötü ada niye yapmışlar ya bari yol mol bir şey olsaymış. Şurası daha mantıklı. Bu en mantıklı nokta burası bence. En mantıklı. Çünkü bakın bunun içinde yol var. Burada yol yok. Ya da var da şurada arkada kalmış yol. Ben sağa değil de sola döneymişim. Ben hatta öyle yapayım ya. Hemen pişt oraya dönüp geleyim. Evet bu tarafa döndüm. Burada hakikaten yol varmış yani. Orada eziyet çekiyormuşum. Bakalım burayı geçebileceğiz mi? Ha, hemen tabi balçağa saplandık. Evet geçtik. Geçtik geçtik tamam. Şimdi tabi daha zor bir challenge bizi bekliyor. Çünkü burada harita da gözükmüyor. Kapkara. Hiçbir şey gözükmüyor. Şurada bir beyaz bir şey var. Ama gerisi gözükmüyor yani. Burası daha zor. Nasıl geçeceğiz? Bayağı da bir yol var yani karşı tarafta. O gözüken yerden geçmeye çalışayım. Şurası gözüken yer. Araç zaten yeteri kadar hasar aldı yani 114 hasar aldı. Bu sırf suya fazla girdiğim için oldu. Birkaç noktadan karşıya geçmeye çalıştım ben ama pek başarılı olamadım. Sonra dedim lan bu millet nasıl geçiyor? Suyun derinliğini gösteren o kırmızı noktalar aracılığıyla geçiyorlarmış. Evet.
Ben de nedense bu noktalar hep aynı boyutta ama onlarda böyle birazcık daha kalın veya ince oluyor. Ben de hepsi aynı boy. Yani hepsi her yerden geçebilir miyim o zaman? Şuradan bir denemek istiyorum. Niye döndü bu kamyon? Heh. Hadi bakalım ya. Deneyelim artık. Geçiyorum karşıya. Yani hiçbir şey gözükmüyor ki. Ya yani şurası da mantıklı biraz. Şu istikamet. Yani tam şuradan geçeyim o zaman. Evet, şu an fena gitmiyoruz. İstikamet şurası. Yani biz iyi gidiyoruz da kamyon çok iyi gitmiyor çünkü gücü yetmiyor. Aa, battık. Ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey gözükmüyor. Birazcık daha sollu deneyelim bakalım. Yok, geçmiyor bu. Burayı geçemiyor bu şekilde. Biz diğer taraftan karşıya geçeceğiz. Diğer taraftan karşıya geçeceğiz. Bu haritanın bu bölgelerini açmamız lazım. Buralarını açmadan hiçbir yere gidemeyiz biz. Orası birazcık daha kolay gözüküyor. En azından. Ya şurası mesela, ama şurası, ben şöyle mi geldim? Şöyle mi gitmem gerekiyor acaba? Şu şekilde. Öyle bir deneyeyim bakayım. Ya çok güçsüz bir kamyon kullanıyorum. Bunun da etkisi var tabii. Önce bir repair yapalım biraz biz. Aa, repair yok. Ha, varmış. Tamam, güzel. Evet, sanki gidiyor gibi. Ne diyorsunuz? Aa, geçiyorum. Hem de karanlıkta geçiyorum. Alın size challenge. Hem de karanlıkta geçiyoruz. Geçtik hatta. Bırakın geçiyoruzu. İşte bu be. Hem küçük kamyonla hem karanlıkta nehri geçmeyi başardım. İşte budur. İşte budur. Helal bana ya. Tamam, şimdi şuradaki watchpoint'i açacağım. Sonra buradaki burayı komple bütün watchpoint'lerini açacağım. Ancak öyle diğer sevkiyatları başlatacağım. Evet, nehri geçmeyi başardık. Yani bu haritada bence artık bitti sayılır. Ha, oldu ki bir şeyle karşılaştık. Yine bir ikinci videoda devam ederim. Ama genelde ben her haritada bir video çekmek istiyorum. Haritanın zorluklarını görün. Nelerle karşılaşıyoruz onları görün istiyorum çünkü. Ondan sonraki oynanış, ondan sonraki keşfetme maceraları size ait olsun. Görüşürüz bir sonraki videoda. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar.